Cumhuriyet'in ilk yıllarında ürünlerini Türk pazarına sunan Unilever'in temelleri 1952'de mütevazı bir iş yerinde atılıyordu. Hepimiz hatırlarız o dönemi. Televizyonun hayatımıza girdiği, teknolojinin kendini Meltem rüzgarı gibi hissettirmeye başladığı günlerdi. Biz de bu rüzgarı arkamıza alarak Türkiye'nin ilk margarin fabrikasını kurduk. Türk damak tadı yepyeni bir ürünle tanışıyordu. Sana, kahvaltılık sofra margarini. 1953 yılında sofralara geliyordu. Uğruna kuyruklarda beklediğimiz, ağza tat, vücuda sıhhat veren o lezzetli margarin hayatımıza böyle girdi. O günlerde sokakta oynayan ve acıkınca annelerinden sanalı ekmek isteyen çocuklar bugün burada. Türkiye'de sanayileşmenin başladığı 60'lı yıllarda bir yandan yerelliği koruma, diğer yandan da zamana ayak uydurabilme çabası içindeydik. Yeniliklere karşı alışkanlıklarımızdan kolay kolay vazgeçemiyorduk. Hatırlar mısınız o açık deterjanları? Annelerimiz çamaşırları tertemiz olması için elleri çatlayana kadar çitilerdi saatlerce. Tam bu yıllarda Türk kadınları ilk markalı deterjanla tanışıyordu. Test edip onayladığımız deterjan. Yeni olmaması lazım. Düşük ısılarda bile lekesiz temizlik. Omo'yla işte nihayet aradığımız beyazlığa kavuşuyorduk. Lavanta kokusu Omo 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 daha beyaz yıkar. 70'li yıllar. Kadınlarımızın saçlarını keşfettiği dönemler. Kabarık, renkli, afro saçların fotoğraflara girdiği, şıklık ve gösterişin kadınla buluştuğu dönemler. Hangimizin evinde gülümseyerek baktığımız böyle bir fotoğraf yok ki? O yıllarda Asya ve Avrupa'da bir köprüyle buluşuyordu. Boğaz Köprüsü'nün temelleri atılırken, o saçların yeni temsilcisi Elidor'un temellerini de biz birlikte atıyorduk. Bugün dünyada bir numaralı marka olacağının sinyallerini verircesine. Stop! Saçların rengini değiştirmeden parlaklık ve canlılık sağlıyordu. Elidor kına özlü şampuan. Yıllar geçtikçe birbirimizi daha da iyi anlamaya, tanımaya ve ihtiyaçlarımızı keşfetmeye başladık. Böylece bizden olanı yaptık. Bir dünya kalitesi olan Lipton'u kendi çay geleneğimizle buluşturmak için Rize'nin Pazar ilçesinde bir imalathanede bir araya geldik. Sıcak sohbetleri Lipton'la taçlandırarak bütün iyiliğimizle kaliteyi sunduk. Türkiye'nin en büyük özel sektör çay markamızla liderliğe ulaştık. Ne? Sen? Çay demleyeceksin. Lipton'un demlik poşetinden haberi yok. Mutfakta biri mi var? Durmuyorduk. Heyecanla ve istikrarla yaşadığımız ilklere yenilerini ekliyorduk. 1990 yılında Çorlu'da tatlı bir yatırım gerçekleştirerek Türkiye'nin dondurma yeme alışkanlığında köklü bir değişiklik yaratacak olan Algida fabrikasını kurduk. Dondurmalarımızı her yıl Türk damak tadına göre şekillendirerek 7'den 70'e herkesi baştan çıkarıyorduk. Geleneksel Türk tatlılarını dondurmamızla birleştirerek Paris Sial Dor'un en başarılı yeni ürün kategorisi ülke ödülünü birlikte almadık mı? Elbette bu büyük gelişimi yaşarken hiç unutmadığımız bir gerçek vardı. İlham aldığımız, ondan var ettiğimiz, ortaklığımızın vazgeçilmez bir parçası olan doğa.
Her geçen gün doğadan aldığımız güçle sürdürülebilirlik projelerimizi hayata geçirmeye başladık. Doğaya dost dolaplarla işe başladık. Daha düşük sıcaklıkta ve az su kullanarak yıkama yapan deterjanlar geliştirdik. Çaylarımızı, sebze ve meyvelerimizi sürdürülebilir kaynaklardan tedarik etmeye başladık. Geri dönüşümlü ambalajlar ürettik. Sürdürülebilir kaynaklar adına inşa ettiğimiz bu felsefemizi yeşil bina olarak tasarladığımız binamızın temellerine taşıdık. Gelecek nesilleri karşılamanın heyecanı ve sahip çıkmanın sorumluluğu bize her gün şu soruyu sordurdu. Bugün ilerlemek adına ne yapabiliriz? Ne mutlu ki bu soruyu birlikte sorduk. Şimdi etrafınıza yeniden bakın. Gördüğünüz, kucakladığınız bir hayalin gerçeğe dönüşmesi. Gerçekse bugün Türkiye'de Unilever ürünlerinin her ay 51 milyondan fazla kişinin yaşamına dokunması. Artık içimiz rahat, yolumuz sağlam. Bugün olduğu gibi her zaman yanımızda bizimle birlikte başarıya yürüyen sizlere sonsuz teşekkürler. Başarı için hep bir arada.